Yeni bir yemek tarifi videosundan hepinize selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Yine pratik bir kebap tarifiyle karşınızdayım. Hatay yöresine özgün olan tepsi kebabını bugün sizlerle beraber yapacağız. Bakın bütün malzemelerimi buraya dizdim. Tarif içerisinde size ne kadar miktarda attığımı söyleyeceğim. Aynı zamanda da videomun açıklama kısmına da tek tek ne kadar ölçülü attıysam hepsini yazacağım. Şimdi lafı fazla uzatmadan tarifimize geçelim. En başta sebzelerimizi bu şekilde alıp hepsini tek tek ince ince kıyıp daha sonradan zırhtan geçirip kıymamızla daha sonradan buluşturacağız. Hadi hepimize iyi seyirler. Biberlerimizi doğradıktan sonra maydanozlarımızın da sapını şöyle alıp bunu da aynı şekilde ince ince doğrayacağız. Dediğim gibi tekrardan söylüyorum, zırhlayacağız. Böyle şu görmüş olduğunuz iri kıyım biberler olsun, maydanozlar olsun, bunlar böyle ufacık parçalar haline gelinceye kadar zırhlayacağız. Sıra geldi sarımsaklara. Ben 4 diş kullanıyorum sarımsakları. İri bunlar, iri boy. Siz tercihe göre çoğaltıp azaltabilirsiniz. Bu arada benim kullandığım kıymanın kilogram miktarı 1 kilo 200 gram. Siz dediğim gibi daha düşük kullanırsanız daha azaltabilirsiniz kıymayı veya daha az kullanırsanız daha da fazlalaştırabilirsiniz. Tamamen tercih meselesi. Evet, sıra geldi zırhlama işlemine. Ben bıçakla yapıyorum, zırhım yok. Bu şekilde birkaç dakika boyunca eze eze yapacağım. Sizin zırhınız varsa tabii ki daha kolay olur. Ama eldeki imkanlar bunlar. Şimdi zırhlamaya devam edelim. Evet, ilk zırhlama aşamamız bitti. Şimdi ikinci zırhlama aşamamıza geçeceğiz. Kıyma ile sebzelerimizi birbirine karıştırıp daha sonradan tekrardan zırhlayacağız. Ben şöyle derince bir kap aldım. Onun için de karıştıracağım. Artık tablam dar gelmeye başladı. Böyle sağa sola artık sebzeler, işte etler falan fırlamasını istemiyorum. Zırhlama aşamasını da zaten ikiye böldüm. Öyle birini zırhladım. Daha sonradan ötekini zırhladım. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi artık birbirine karıştırma işlemine başlayalım. Bütün malzemelerimi eşit şekilde birbirine yedim. Tekrardan zırhlama aşamasına geçiyorum. Zırhlama işlemimiz nihayet bitti. Artık baharatını içine koyup harmanlayıp daha sonradan da sosuna geçebiliriz. Şimdi şurada görmüş olduğunuz 3 çeşit baharatımız var. Hepsini içine döktükten sonra harmanlamaya başlayacağız. Evet, sıra geldi sosuna. Şöyle domates salçamız var. Bunu koyalım içine. Genişçe bir kaba koyacağız tabii ki. Daha sonradan zeytinyağı koyacağız. Şöyle 4-5 yemek kaşığı kadar. 1, 2, 3, 4, 5. Daha sonradan bu ikisini karıştıralım. Suyunu verelim. Kıvamını görmek amaçlı birazcık koydum. Biraz daha koymam gerekiyor. Tuzunu verelim. Şöyle bir çay kaşığı yeterli olacaktır. Tekrardan karıştıralım. Ve sosumuz hazır. Şimdi artık tepsiye geçebiliriz. En başta tepsimizin altını biraz şöyle sosundan dökelim ve bunu güzelce yedirelim. Daha sonradan günün yıldızı olan
köftemizi şöyle ortaya doğru koyup sağ sola doğru böyle hava almayacak şekilde yaymaya başlayalım. Daha sonradan bıçak yardımıyla şöyle çizikler atalım. Üzerini de şöyle güzelce süsleyelim. Son olarak da üzerine şöyle güzelce sosunu gezdirelim. Oh! Evet. Ve artık şu güzelliğin fırına girme zamanı geldi. Yaklaşık bir yarım saat kadar 200 derecede önceden ısınmış fırınımızda bekleteceğiz. Yine her zamanki gibi kontrolle gideceğiz. Daha sonradan da zaten sunuma geçeriz. Evet efendim, bir tarifimizin daha sonuna geldik. Bakın yine çok güzel bir kebap çıkardık ortaya. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Esenle kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.